Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş ben. Penis boyu ortalaması ile ilgili dünya çapında çok önemli bir çalışma yayınlandı. Yeni yayınlandı. 2023 yılının başlarında yayınlandı bu çalışma. Burada daha önceden elimizde bazı veriler vardı ama bu çalışmayla birlikte hem bu veriler çok eski tarihe dayanan veriler var hem de örneklemesi çok fazla. Eski benim size daha önceki videolarda Dünya ortalaması kalınlık ve uzunluk ortalaması verdiğim çalışma 15 bin erkek üzerinde yapılmıştı. Bu toplam 55 bin erkeği 1942'den 2021'e kadar var. bu veriler. binlerce çalışmaya bakmışlar ama kaydedilen 75 çalışma var. Şimdi coğrafi dağılımları vermişler. Bu çok önemli. Bu kadar ayrıntılı coğrafi dağılım, dağılım bugüne kadar verilmemişti. hemen söyleyeyim. Asya'yı çıkarttığınız takdirde dünya ortalaması 13.8. Asya'yı da dahil ettiğiniz zaman 13.3 dünya ortalaması. Eski verilerde bu 13.1 olarak kaydedilmişti. Türkiye'nin Türkiye'de zaten iki tane önemli çalışma var kaydı alınacak ama sayılar oldukça fazla. Onun için doğrudur. 13.7 Türkiye'nin ortalama gerilmiş uzunluk. Şimdi ortalama gerilmiş uzunlukla sertlik %80 oranında tutar. Yani ne demek? 13.7'nin üzerine ortalama 1 cm koyarsanız zaten sertleşmenin ortalaması ortaya çıkar. Burada işte gördüğümüz gibi Afrika'da 12.5 gerilmiş uzunluk ortalama. Avrupa'da 13.4, Kuzey Amerika 13.7 ve zaten en fazla olan bildiğimiz Güney Amerika 15.6. En düşük olan da Asya 11.6. Burada şöyle bir farklılık var. Bunu da belirtmişler. Ben de söyleyeyim. Şu Afrika'da gerilmiş uzunluklar geri çıkıyor ama e, sertleşme arası çok açık. Yani şöyle mesela Güney Amerika'da 15.6 ya sertleşme ortalaması da 16.6-17 gibi düşünebiliriz. Afrika'da bu 12.5. Normalde beklentimiz ne? 13.5-14 olması. Ama bunun 15'e 16'ya gittiğini söyleniyor. E, dolayısıyla burada bir Hani genişleme kabiliyeti biraz daha fazla. Afrika'da bu ortalama gelinmiş e, uzunlukla e, sertleşmiş uzunluk arasındaki fark biraz daha açık. Bu çalışmada çevre vermemişler. Çevre eski söylenen o 15.500 kişilik bir çalışma vardı benim de verdiğim. Ondaki çevre hala geçerli. Dünya ortalaması 9.31. Türkiye'deki yapılan e, gevşek çevre ortalaması da 8. 88. Harita üzerinde bakacak olursak işte bu şekilde bir dağılımı var. Türkiye zaten Asya Avrupa arasında tabi bu çalışmada Avrupa diye alınmış Türkiye'de. Ama Türkiye Asya ile Avrupa arasında ortalamada Avrupa'dan biraz daha ilerideyiz. Bizimki neye benziyormuş? Şuna benziyor yani Kuzey Amerika'ya benziyor. Boy, uzunluk ortalamamız. Teşekkür ederim.